Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere cebirsel ifadeleri göstereceğim arkadaşlar. Cebirsel ifadeleri isteyeceğiz. Geçelim. Başlayalım şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar cebirsel ifadelerde x, y var çok fazla. Burada ilk önce değişkenler, terimler, katsayılar, sabit terimleri bulalım. Değişkenler yani bilinmeyenler arkadaşlar, yani ne olduğunu bilmediğimiz şeyler. Şu x mesela y'yi bilmiyoruz. Bunları yazdık buraya. Terimler arkadaşlar, bu da bir terim, bu da bir terim, bu da bir terim. Yani hepsi terimdir arkadaşlar. 4x, 4y, 5. Katsayılarda arkadaşlar bilinmeyenler değişkenler dışındakiler 4 ve 4 ve 5. Arkadaşlar. Sabit terimde böyle yanında x, y gibi şeyler olmayanlar 5 yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada da 2x artı 4 6x eksi 1 arkadaşlar. Burada benzer terimler kendi aralarında toplanıp çıkarılabilir arkadaşlar. 2x 6x benzer terim arkadaşlar. O zaman topluyorum. 2x 6x 8x artı 4 eksi 1. O zaman artı 3. Evet. Benzerleri birlikte toplayıp çıkarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar parantez var burada. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yazalım, parantezleri açalım. 4x eksi 5 artı 8x eksi 3 eşittir. Arkadaşlar 4x ve 8x'i toplayalım. 12x eksi 5 eksi 3 o zaman eksi 8. Şimdi arkadaşlar burada eksi var. O zaman eksi dağılıyor arkadaşlar. Şöyle dağılıyor. Şimdi yapalım arkadaşlar. 6a eksi 2 eksi 2a. Evet arkadaşlar. 2a artı eksi olduğu için artı oldu. Artı oldu. O zaman eşittir. 6a eksi 2a eşittir arkadaşlar. 4a eksi 2 artı 6. O zaman arkadaşlar artı 4. Evet arkadaşlar şimdi yenisine geçelim. Bir doğal sayıyla bir cebirsel ifadeyi çarpma. Şimdi arkadaşlar burada 3 ile x'e artı 2'yi çarpacağız arkadaşlar. Burada çarpı var. Bununla çarpacağız arkadaşlar. Bununla çarpacağız. O zaman yapalım. 3x artı 6 arkadaşlar. 5 ile bunları çarpacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi arkadaşlar burada da bunu hepsiyle çarpacağız arkadaşlar. Bununla da çarpacağız. Bununla da çarpacağız. Bununla da çarpacağız. Çarpalım arkadaşlar. 5 artı yaş çarpı 2x 10x arkadaşlar. O zaman eksi 5 çarpı 1. Burada 1 var arkadaşlar, görünmez. Burada da 1 var, görünmez. 5y artı 4 kere 5 20 arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi problemlere geçelim.
Örnek problemlere geçiyoruz. Şekildeki kenar uzunlukları verilen dikdörtgen çevresini bulmak istiyoruz. Dikdörtgen çevresi arkadaşlar bu şekilde bulunuyordu. Kısa kenarla uzun kenarı çarpıp toplayıp 2 ile çarpıyorduk arkadaşlar. 2 artı 5 çarpı 2 eşittir 14. Arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hiçbir fark yok arkadaşlar. O zaman 3x artı 3 ile 6x eksi 2'yi toplayalım arkadaşlar. 3x artı 6x eşittir 9x artı 3 eksi 2 o zaman artı 1. Şimdi arkadaşlar bunu da 2 ile çarpacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. 2 çarpı 9x artı 1. Dağıtalım arkadaşlar. 2 çarpı 9 18. X oranında da x. Arkadaşlar. 2 ile 1 çarpalım o zaman. Da 2. Cevap budur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçelim. Efe'nin 2x eksi 5 adet 5 TL'lik banknotu var. X eksi 3 adet de 10 TL'lik banknotu vardır arkadaşlar. Buna göre Efe'nin toplam kaç TL'si var? Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu böyle ilk de bir şey düşünmezsek ne yaparız? Mesela buna 3 dersek, buna 2 dersek arkadaşlar. Mesela 3 ile 5'i çarparız değil mi arkadaşlar? Yani 15 olur bu. Bu da 20 olur arkadaşlar. 2 ile 10'u çarparsak. O zaman arkadaşlar 35 olur. Ama aynı şekilde şimdi yine yapacağız. 2x eksi 5 çarpı 5. Eşittir arkadaşlar. O zaman yine aynı şekilde 5 ile 2'yi çarpacağız arkadaşlar. 10x 5 ile 5'i çarpacağız arkadaşlar. Eksi 25. Şunu yapalım arkadaşlar. 10 çarpı 2 eksi 3 eşittir 10 çarpı x eşittir 10x arkadaşlar. 3'te eksi 30 oluyor arkadaşlar. Şimdi bunları toplayalım. 10x eksi 25 artı 10x eksi 30. Yapalım. 10x artı 10x 20x eksi 25 eksi 30 toplam 55 arkadaşlar. 5. Evet arkadaşlar bu soru da bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Çevir ifadeleri gösterdim size. Anlamışsınızdır umarım. Şimdi tekrarlayalım arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Kaç TL'si var? Bununla bunu çarpıyoruz. Bununla bunu çarpıyoruz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Hepsini sıfırlandırıyor. Değişkenler x ile y. Terimler 4x 4y 5. Katsayılar 4 4 5. Sabit terim de 5 arkadaşlar. Toplama çıkarmada da benzer terimler kendi aralığında toplanıp çıkarılabilir arkadaşlar. O şekilde yapıyoruz. Etrafını bulurken de bu ikisini toplayıp 2 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.